Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir şimdi bugün güzel bir video çekeceğim ilk body shop'a baktım body shop'tan iki tane ürün aldım bir tanesi bu bir tanesi de bu özellikle bu yağı çok almak istedim birazcık bu yağı anlatacağım size ve bunu inceleyeceğiz yakından. Yani şiye şeye yağı bulmak kolay değil arkadaşlar. Şimdi e, kaliteli bir marka biliyorsunuz bu marka. Bu markanın altında satılan bir ürünü de alıp bakmak istedim açıkçası. Hani kokusu falan iyidir diye düşündüm. E, şimdi böyle bir ürün. Öncelikle şiye yağı hakkında bilgi vermek gerekirse. Arkadaşlar bu böyle tropikal e, civarlarda yetişen her yerde de yetişmiyor bir e, bitki tamam mı? Bakın e, bu bitki böyle çekirdeklerin işte bakın from Gahana demiş yani burada e, bu çekirdekten elde edilen bitkisel kaynaklı bir yağ arkadaşlar bu e, bunun özel bir şeyi var e, bitkisi var o bitkinin içerisindeki çekirdekten elde ediliyor o yüzden de bu bayağı bir lifli lifli bir yağ hani bakın onu şimdi elime sürünce göstereceğim ama hani böyle e, Gerçekten hani besleyici bir yağ olduğunu söyleyebilirim şey ayağının. Ee, özellikle hamileler için kesinlikle bakın kesinlikle öneriyorum ki ben burada hamileler için mükemmel bakın mükemmel bir çatlak kremi de yapacağım. Haberiniz olsun. Ee, aynı zamanda yanık yaraları olan yanık izleri olan kişilerde bu tarifi kullanabilecek ki benim bacağımda çok büyük bir yanık vardı ve şu anda eser yok öyle söyleyebilirim. Bu doğal yağlar sayesinde oldu. Tabi ben o zaman yurt dışından getiriyordum. Buradan böyle bu kadar bir ürüne hani çok fazla para vermeden almıştım. Ee, yine o şekilde de alınabilir ama artık fiyatlar falan çok fena arkadaşlar. Yani şöyle biraz alıp da sizinle tarif yapmak için aldım bunu. özellikle bunda dikkat çeken vitaminler A A vitamini ve E vitamini F vitamini de varmış ee, o konu hakkında bir bilgim yok şimdi A vitamini tabi yani burada cildin ihtiyacı olan işte cilt bozukluklarını hormonal dengesizlikleri birtakım enfeksiyonları engeller engelliyor arkadaşlar bu ya ee, cildin o kolajen dengesini sağlıyor ee, yapısal mesela hormonal dengesizlikleri e, daha da düzenlemeye yardımcı oluyor tabi hormonal düzenlemeleri nasıl ciddeki yapısı açısından ee, elinden geldiğince bu yağ e, faydalı olmaya çalışıyor onarıcı bakın e, şimdi nemlen, sadece nemlendir, nemlendiren bir krem değil bu krem hani bildiğiniz gibi bu biyodermadır başkadır öyle şey değil hani öyle bir krem değil bu krem Doğan'ın bayağı içinden bir krem ve herkesi de hani alerjisi olanlar da kullanmasın arkadaşlar. Çünkü ham. Bakın bu orijinal. Ben bunu almak istedim. Çünkü bu yüzde %100 doğal. Bana herhangi bir zararı yoktu. O yüzden ben aldım ama alerjiniz varsa çekirdek yağlarına vesaire bir deneyin öyle alın derim. Fakat yani çoğu kişinin cildine de uyumlu. Çünkü biz de doğanın bir parçasıyız işte arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Bu çok önemli. Yani şu anda kullandığımız birçok üründen çok 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 daha yararlı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi nemlendirici krem vardı, nemlendirici krem vardı. Bu krem hem nemlendirici bir krem, hem besleyici bir krem, hem de onarıcı bir krem. çatlaklarınızı iyileştiriyor. Yanık yaralarınızı, kalıcı yanık yaralarınızı iyileştiriyor. Bir takım ameliyat izlerinizi bile iyileştirebilir arkadaşlar. Hani öyle söyleyeyim. E, gerçekten mucizevi yağlardan bir tanesi. Aynı şekilde kakao yağı da e, bu etkiye çok e, veriyor. Kakao yağı ve shea yağı e, benim favori yağlarım arasında. Onu söyleyebilirim. Hatta ben şeyi de almak istiyorum. E, mango yağını. Mango yağı da çok zengin. Özellikle A vitamini açısından fakat onu bir türlü bulamıyorum. Zaten o diğer yerlerde satılıyor. Diğer ülkelerde falan satılıyordur. Ya da işte ithal it, it, etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani çok göremedim ben piyasada. Hani böyle kolayca ulaşabileceğim. Bir tek işte body, body, body shopta. Şimdi ben doğal ürünlerle uğraştığım için arkadaşlar. Yani ben çok şey değilim. Hani çok güvenmiyorum. Diyorum ki maske ve Maskeyi niye 600 lira vereyim? Yani kendim yaparım diyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de bunu almak benim için yeterli oldu. Bir de böyle bir parfüm yağı aldım. Parfüm yağı. Bunu da anlatacağım. Fakat bunun hakkında biraz konuşalım istedim. Ee, önemli bir yağ olduğunu söyleyebilirim hamileler yaraları olanlar e, cilt bozuklukları olanlar bunu kullanabilir ellerinde kullanabilir dudaklarında kullanabilir dirsekleri kuruyorsa dirseklerinde ayak çatlakları varsa ayaklarında her yerde kullanabilirsiniz tırnak bakım yağı almanıza bile gerek yok bundan geceleri şöyle sürersiniz yani istediğiniz her yere sürebilirsiniz arkadaşlar fakat yağı mikroplandırmayalım yani bir spatula ile falan kullanıp temiz tutmaya çalışırsak herhangi bir sıkıntısı olmaz. Ee, yani yağı, yağı mikrop kaptırmayalım. Temiz tutalım. Onun dışında her yerde kullanabiliriz. Öyle söyleyeyim. Ee, yani öyle güzel nemlendiriyor ki anlatamam size. Deneyenler bilir zaten. Çok değerli bir yağdır. Şimdi böyle bir kapta aldım. Ne kadarmış bunun gramajı? Bu hani The Body Shop'tan almak isterseniz 150 mili. Ben bunun doğal olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğ, doğalınkini de daha önce de kullandım. Böyle arkadaşlar yapısı. Bakın. Şöyle birazcık bakalım. Şimdi elimizi aldık buna bakıyoruz. Bakın böyle pıtır pıtır. Hani pıtır pıtır tısı var bunun. Hani o çekirdek yağ olduğu için böyle bir dokusu olması çok normal. Bakın arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde incelemenizi istiyorum. Bakın içerisinde pıtır pıtır şey var. İşte bu şey ayağının özelliklerinden bir tanesi. Bakın oldukça yoğun. İlk başta böyle sanki toz tozlu bir şey sürüyorsunuz gibi. Zamanla eriyor, eriyor, eriyor. Ama bu buraya bir nüfus ediyor arkadaşlar. <laughs> aman Allah'ım. Öyle güzel nemlendiriyor ki. Yani bunu böyle her yere yayabilirsiniz. Bir de etki alanı falan da şey. Az bir miktarla. Bakın ne kadar büyük yani elimde küçük bir el değil. Ne kadar büyük bir alanı nemlendirdi. Aynı şekilde elimin içine de sürebilirim bunu. Her yere sürebilirsiniz arkadaşlar. Şu tırnak kenarlarınıza. Özellikle ben bunu çünkü, çünkü bu tedavi edici kremlerden bir tanesi olduğu için yağlardan krem demeyeceğim, yağ diyeceğim. Tedavi edici yağlardan olduğu için arkadaşlar bunu özellikle akşam yatmadan önce mesela hamileyseniz göbek bölgenizde işte yaranız varsa yara bölgenize açık yaranın üstüne değil tabii ki de kabuklaşmış ve artık iyileşmekte olan yaranın üzerine kedi çiziklerine vesaire vesaire artık neyiniz varsa bakın ne kadar geniş bir etki alanı olduğunu görüyor musunuz? Yani yağlı hissi de yağlı hissi biraz var biraz var ama yani çok rahatsız etmiyor bence ben tabii çok sevmem yani sonuçta yağ sürüyoruz arkadaşlar çok az bir miktar dudaklarınızı nemlendirebilirsiniz yani yaz kış mesela benim dudağım biraz e, dolgun olduğu için etli o yüzden çok kuruyor böyle içten çekiyor hemen böyle en ufak bir susuz kalmamda dudağım çekiyor kendisini içeri doğru bunu sürdüğümde çok uzun süre çok uzun süre bu hissi yaşamıyorum. Dudağı kalın olanlar özellikle beni anlayacaktır. Kalın dudaklar özellikle bu sıkıntıyı yaşar. O yüzden çok güzel bakın el bakımı için, dudak bakımı için hem nemlendirici hem besleyici hem de onarıcı bir krem arıyorsanız sadece bunu almanız yeterli. Bu marka üzerinde söylemiyorum. Bu markadan da alabilirsiniz. Ben beğendim. Kokusu var. Kokusu var. Kokusu ya, yani yağ kokuyor. Ama şöyle bir yağ kokuyor. Hani böyle seksi çekici bir koku değil. Onu söyleyebilirim. Eee böyle nasıl desem? Hani bademi kabuğuyla ezersin de bir koku çıkar ya. Bilmem hiç öyle bir şey yaptınız mı? İşte böyle bir kokusu var arkadaşlar. Badem yağı gibi kokuyor. Bu böyle. Bunu parfüm mesela parfüm uygulayacağınız alanlara da şöyle elinizde kalan miktarı boynunuza sürerseniz hem boynunuzda genç kalır hem de arkadaşlar ee, ne olur? Parfümünüz daha güzel kokuyu tutar. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunu kaldırıp diğerine bakalım. Geldik buna. Bu da böyle bir yağ parfüm. Ee, bunun kokusu çok dayanıklı bulmadım. Sabah sürdüm. Şu anda çok hafif böyle bir çok hafif bir çok çok hafif bir şeyi var. Hani etkisi kaldı. Bu böyle bir ambalaja sahip. Ambalajı yakından incelemek istersek Şöyle göstereyim. Ben bu kokuyu almak istedim. Çünkü mesela şeyde vardı. Zara'da mıydı? Zara'da böyle siyah bir parfüm vardı ya. Ben onu kullanırdım eskiden. Onun kokusuna benzettim. Dedim öyle olabilir. Bir de bunda yılan yılan yağı falan var. Biraz afrodizyak özellikleri var. Ee, yani daha kalıcı olduğunu düşündüm. Ve aldım. Black mask. Bir de white mask var. Ben black olanı tercih ettim. Ki zaten ben de e, siyah severim yani. Yüz için kullanmayın. Sadece yetişkinlerin kullanımına uygundur. Bunun için içinde arkadaşlar ne var? E, yılan var. Ay içine de bakmadı unuttum. Özellikle baskın olan ne diye soracak olursanız yılan yılan yağı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunu böyle açıyoruz. İşte o siyah parfüm var ya arkadaşlar bilen bilir. Oradan kafanızda canlansın nasıl koktu. Çok benzer kokuyor. Bakın böyle bir çubuğu var bunun. Şimdi insanlar diyor ki, ya diyor sen diyor cahil misin? Bunu parfümü sıktın da böyle yapma diyor ya. Parfümü sıktı da böyle böyle yapma. Öldürüyorsun şeyi diyor ya. Ya için geçerli değil o arkadaşlar. <laughs> yani insanlar niye bunu böyle yapıyor? Bu atalardan gelen bir hareket yani geçmişten beri insanlar bunu böyle yapar ya. Neden biliyor musunuz? Çünkü eskiden insanlar parfüm olarak bu yağları kullanırdı. Ve bu yağları kullandığı için esansiyel, esantiyel yağları kullandığı için parfüm olarak bunu böyle birbirine sürterlerdi ki yağ buraya da geçsin. Yani burada bir şey ölmüyor. Burada bir koku ölmüyor. Ama alkollü bir parfüm için bu doğru bir yöntem olmayabilir. Ama yağ için doğru bir yöntem. Onu söyleyebilirim. Yağ çünkü yani. <laughs> yağ böyle yaptığında bunun kokusu falan ölmez arkadaşlar. Öyle bir şey yok esentiyel ee, yağları bu şekilde zaten bu çok ta Roma e, döneminden beri e, Mısır döneminden beri insanlar bunu böyle bu şekilde kullanır zaten güzelliğe düşkün yerler özellikle Hindistan işte Mısır e, şey gibi yerler işte doğal kozmetik ürünlerinden böyle şeyler e, e, makyajlar yapan cilt bakımları yapan kişiler e, böyle Yine Osmanlı da bunu çok kullanmıştır. Bu tarz yöntemleri çok kullanmıştır Osmanlı'da. Bunu bu şekilde gül yağı vesaire. Mesela Osmanlı'da gül yağı çok kullanılmıştır. Aynen bu şekilde bileklerinize yaparak arkadaşlar kokuyu bu tarafı da alabiliyorsunuz. Bunu böyle kullanıyorsunuz. Bir de şöyle tam şah damarının geçtiği, bakın şöyle şu şu parmaklarınızla kulak arkanızdaki kabartının hemen alt kısmı, hemen alt kısmına şöyle şöyle yaptıktan sonra buralara uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yine kulak arkasında böyle saç diplerinde de hafifçe gezdirebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bunu bu şekilde kullanacaksınız. Yani bu bu şekilde kullanılıyor. Şimdi ben neden yağ parfüm aldım? Çünkü alkol yaşlandırıyor arkadaşlar. Zaten ben o yüzden çok seviyorum. Ben size parfümlerimi de anlatacağım. Merak etmeyin. E, fakat ben e, bu aralar böyle yağ parfümleri falan. Hatta kendi parfümü yap, e, yapmak da istiyorum. Böyle değişik bir bakın. Bugün böyle bir koku aldım mesela. Bunda çok bir şey var. E, bunda böyle afrodizyak tatlar var. E, o yüzden... Emin olamadım ama birazcık da erkeksi. Hani böyle değişik kokular deniyorum ki kendi parfümde yapayım diye. Aynen bu mantıkta. E, tabii kullanacağım aslında kokuları biliyorum ama ekstra ne katabilirim diye de bakıyorum. E, dediğim gibi bu şekilde bu. E, bunu tabii ki de el, bir miktar e, carrier yağdan bahsetmiştim ya. Mesela avokado yağının carrier yağ olduğunu, taşıyıcı yağ olduğundan bahsetmiştim. Essential yağları şu kadar koyup carrier yağı şu kadar ekliyorlar parfüm hazır diyorlar. İşte böyle. Bu yağlar böyle yapılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Almak isterseniz alabilirsiniz. Cilde herhangi bir zararı yok. E, bu şekilde uzun süre kullanabilirsiniz. Fakat kalıcı değil. Yani bu kadar para vermeye değer mi? Bence değmez. Oturun kendiniz yapın. Daha ucuza mal olur. Hani böyle de bir gerçek var. E, fakat güzel şık bir ürün. Sevdim. Özellikle şu kısmını sevdim. Bakın şöyle. Şöyle şurayı sevdim. Yani şu detayı sevdim. Gerçekten güzel. E, evet bunları aldım Body Shop'tan arkadaşlar. İki ürünü aldım. Şimdi ben benim gibi birisi işte doğal kozmetikle uğraşan birisi ne alır diye düşündüğümüzde bence alınabilecek en mantıklı şeyleri aldığımı söyleyebilirim. Bunu ben sizinle güzel tarifler yapacağız. Merak etmeyin. Doğal ürünlerle. Evet takipte kalalım. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.